Bu video dizisinde aromatikliğe veya aromatik kararlılığa bakacağız. Bromun sikloheksen gibi basit bir alkenin çift bağının ucuna ekleneceğini görmüştük. Bu da bize ürün olarak bir enantiomer karışımı veriyordu. Aynı tepkimeyi benzenle denersek ürün olarak hiçbir şey elde edemeyiz. Tepkime olmaz. Ve bu yüzden benzen sikloheksenden daha kararlıdır. İlk başta kararlılığın benzenin konjuge olmasından kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Ancak birçok deney benzenin beklediğimizden de daha kararlı olduğunu göstermiştir. Ve bu ekstra kararlılığa aromatiklik veya aromatik kararlılık deniyor. Yani benzen aromatik bir moleküldür. Bir bileşiğin aromatik olup olmadığını belirlemek için kriterlerin ne olduğuna bir bakalım. Evet, bir bileşik eğer sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halka içeriyorsa aromatiktir. Eğer bir molekül düzlemselse p orbitallerinin örtüşmesini sağlayan şey de budur. İkinci kriterimiz ise halkada 4n artı 2 sayıda pi elektronunun bulunması gerektiğini söylüyor. Buradaki n harfi 0, 1, 2 gibi pozitif tam sayılara eş değerdir. Buna Hükel kuralı diyoruz. Hadi şimdi benzeni biraz daha detaylı analiz edelim. Şimdi buradaki nokta yapısına baktığımız zaman benzenin burada, burada ve şurada 2 pi elektronu olduğunu görebiliyoruz. Yani toplamda 6 pi elektronu bulunuyor. Benzenin karbonlarına baktığımızda ise her karbonda bir çift bağ bulunuyor. Yani her karbon sp2 hibritleşmiş ve eğer her karbon sp2 hibritleşmişse bu her karbonun serbest bir p orbitali olduğu anlamına gelir. O zaman şimdi benzenin bu 6 karbonun her birinin üzerine hibritleşmemiş serbest p orbitallerini çizelim. Tabi benzen düzlemsel bir molekül olduğundan bu p orbitalleri örtüşecek. Yani şöyle birbiri üzerine gelen p orbitalleri elde edeceğiz. Bu yüzden benzen sürekli örtüşen p orbitallerinden oluşan bir halka içermektedir. P orbitalleri atomik orbitaller olarak kabul edilir. Yani benzende toplam 6 tane atomik orbital vardır. Moleküler orbital teorisine göre bu 6 atomik orbital ortadan kalkacak ve yerine 6 tane moleküler orbital elde edeceğiz. Yani benzenin 6 moleküler orbitali var. Bu moleküler orbitalleri çizmek bu video için biraz fazla karmaşık olacak. Bu yüzden benzenin 6 moleküler orbitalini gösteren görseller için ders kitabınıza ya da başka kaynaklara bakabilirsiniz. Tabii bu 6 moleküler orbitali göreceli enerji seviyeleri açısından anlamak önemlidir ve bunu yapmanın en basit yolu bir frost çemberi çizmektir. Burada çizilmiş bir çemberim var. Şimdi içine bir çokgen yerleştireceğiz. Tabii benzen 6 karbonlu bir halka olduğu için bu çemberin içine altıgen çizeceğiz. Çizimimize yardımcı olması için şöyle bir çizgi çekelim. Çokgeni frost çemberinin içine çizerken her zaman en alttan başlamak lazım. Yani buradan başlayacağız. Evet, altıgen çizeceğiz. Bakalım buraya bir altıgen koyabilecek miyiz? Şöyle altı kenarlı bir şeklimiz olacak. Çokgenimizin dairemizle kesiştiği her bir yer bir moleküler orbitalin enerji seviyesini gösteriyor. Örneğin bir kesişme noktası tam burada. Bir diğeri şurada ve çember boyunca şu şekilde devam ediyor. Toplamda 6 moleküler orbitalimiz var. Ve bu 6 moleküler orbitalin göreceli enerji seviyeleri de var. O zaman şimdi yan tarafa çizmeye başlayalım. Ortadaki çizgimizin üzerinde 3 tane moleküler orbitalimiz var ve bunlar enerji bakımından daha yüksek. Bunlara antibağ ya da karşı bağ orbitalleri deniyor. Şuraya sadece baş harfleriyle not edelim. Yüksek enerjili antibağ orbitalleri. Çizginin altına baktığımızda ise yine 3 tane moleküler orbital var. Bunlara ise bağ orbitalleri deniyor ve enerji bakımından daha düşük seviyedeler eğer orta çizgimizin tam üzerinde olan moleküler orbitallerimiz olsaydı onlar da bağ yapmayan orbitaller olacaktı. Şimdi moleküler orbitallerimizi pi elektronlarımızla dolduralım. Şuraya baktığımızda benzenin 6 pi elektronu olduğunu not etmiştik. Moleküler orbitallerin doldurulması elektron konfigürasyonlarına benziyor. İlk önce en düşük moleküler orbitali doldurmakla işe başlayacağız her orbitalde iki tane elektron bulunabilir. Tıpkı elektron konfigürasyonları gibi. Öyleyse şu en düşük bağ yapan orbitere iki tane yerleştirelim. Kaldı dört elektronumuz. O zaman şöyle alttakilerini tamamlayalım. Evet, böylece benzenin bağ moleküler orbitallerini doldurduk. Tabi bu şekilde tüm 6 pi elektronunu göstermiş olduk. Hükel kuralını yani 4n artı 2'yi düşündüğümüzde elimizde 6 pi elektronu var. Yani n 1'e eşit olduğuna göre Hükel kuralı yerine getirilmiş oluyor. Formülle yazacak olursak 4 çarpı 1 artı 2 eşittir 6. Yani toplamda 6 pi elektronu elde etmiş olacağız. Frost çemberine ve moleküler orbitallere baktığımızda Hükel kuralını görsel olarak biraz daha iyi anlayabiliriz. En aşağıdaki bu iki elektron hükel kuralındaki 2'yi temsil ediyor. Hemen yukarısındaki diğer dört elektronla da 4 çarpı ifadesini göstermiş oluyoruz. Bunu pozitif tam sayımız olan 1 ile çarpıp 2 ekliyoruz. Ve bu da bize 6 pi elektronunu veriyor. Böylece benzenin bağ moleküler orbiterlerini doldurmuş olduk. Bu da aromatiklik veya aromatik kararlılık dediğimiz ekstra kararlılığı sağlayan şey. Sonuç olarak benzen aromatiktir ve kriterlerimizi karşılar. Önümüzdeki videolarda aromatik bileşiklerin ve iyonların başka örneklerine bakacağız.